Merhabalar, ben Kötis Köfte ve bu aslında videoları kaydettikten çok sonrasında çektiğim bir video, bir kısım. Bu intronun olayı şu: 23, bu serinin 23, 24, 25 ve 26. bölümlerinde ben farkına varmadan, evet ben bölümleri çektikten sonra genelde izlemiyorum. Genelde benim bir sorun olduğunda bunu fark edişim sizle beraber oluyor. Bu sefer biraz önceden fark ettim ama gene 4 bölüm çekmiştim. Video kaydı esnasında bir sıkıntı olduğu için, kaydın sebebi bu arada teknik bir durum, yazılımsal bir durum. Onu çözdüm. 27. bölümde bunu zaten anlatıyorum. Bu 4 bölüm biraz sıkıntılı bir bölüm. İsterseniz 23, 24, 25 ve 26. bölümleri direkt atlayabilirsiniz. 27. bölümde bunların özetini geçiyorum. Ama bu 4 bölümü gene yükleyeceğim. Çünkü gene çektiğim bir içerik. Bir şeyler anlatıyorum. Sadece podcast olarak dinlemek isteyen kişiler varsa aranızda gayet dinleyebilir. Çünkü ses tarafında hiçbir sıkıntı yok. Tamamen görüntüde her şey 1 FPS. Öyle bir sıkıntısı var. Yani saniyede 1 kare. Dolayısıyla da izlenmeyecek bir durumda. Dediğim gibi gene yüklüyorum. Dinlemek istiyorsanız dinleyebilirsiniz. Fakat izlenecek bir şey ortada çok yok. İzlemesi çok keyifli bir şey değil. Bunu önden uyardım. Bu 4 bölümü beraber yükleyeceğim. Bir de beraberinde, daha sonra bir gün sonrasında 27. bölümü yükleyeceğim. Siz 27. bölümden devam edebilirsiniz direkt. Eğer izlemek istemiyorsanız bunları, fakat arkada dinlemek istiyorsanız 4 bölüm birden yüklemiş olduğumu varsayın. Evet, bölüme geri dönebiliriz. Bu arada bu açıklama 4 bölümün de başında olacak. Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Köftesistan New Horizons'ın sanırım 25. bölümüydü. Hatta bir hemen emin olalım, evet 25. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde eğer arkada ara ara miyavlayan bir kedi duyarsanız meraklanmayın, sadece Paçi kızgınlık dönemine girdi. Evet, bunun yanı sıra paketi güncelledim bir ara, unutmadan. Evet, yani özetle güncellenmiş bir sürümdeyiz. Pakete yeni, ufak yenilikler geldi ve birkaç tane de yeni görev geldi. Ki onlardan bazılarını da yaptım. Hızlıca bir yaptığımız görevlerden bahsedelim. Şu görevi bir yaptım. Kolaydı zaten. Bunun yanı sıra gözümden kaçan... Şurada bir şey yapmıştım diye hatırlıyorum. Evet, şu Iron Tank görevini yaptım. O da hali hazırda vardı zaten. Şu görev geldi. Şuraya gelelim. Burada birkaç bir şey yaptım. Antimony ve LED görevlerini yaptım. Bunu zaten LED'i LED oradan elde ediyoruz. Antimony'yi de elde edişimizi zaten görmüşsünüz önceki bölümde. Bunun yanı sıra How to Generate Power. Buraya yeni görevler geldi ve evet bunu yaptım. Şuraya koydum. Şimdi başlamadan önce yeni projemize, önce şurada bir şey yapmıştım. Steel tankimiz var. Double lead plate'lerimiz. 4 tane senden. Ve şunları şöyle yerleştirelim. Mishal huge steel. Benim wrench'im nerede? Evet, wrench. Gel bakalım. Ufak bir upgrade yapacağız. Evet. Şimdi yeni upgrade'imizi de... Evet, Advanced Boiler. Ve sanırım onun da görevi tamamlanmış olması lazım. Yap. Şimdi Advanced Boiler'larımız, gelin bakalım. Tabii ki de benim... Her zamanki sorum gene kendini gösterecek. Sizleri otomatikleştirebiliyor muyum? Comparator. Comparator, gel bakalım buraya.
Evet. Bu yönden hayır. Yap. Neden algılamıyorsun? Yanından falan algılıyor mu acaba? Sen dur. Evet. Şunları da şöyle bırakalım. Ve su dağıtımımızı da biraz daha geliştirmemiz lazım bir ara. Şimdi. Bölüm dışarısı gece mi? Evet gece. Şimdi öncelikli olarak benim bir battery alloy yapmam lazım. Battery alloy. Battery alloy yapımı kolay. Evet, full tech sorry. Ah, alloy smelter. LED ve antimony. 10 tane lazım. Burada LED'imiz nerede? Daha doğru LED'imi harcamıştım. Ama sıkıntı değil. Burada halihazırda zaten Crash LED or var. Sizi tekrar işlememe gerek yok şimdilik. Silver elde edecek. Silver benim için çok öncelikli bir şey değil. Şöyle burada biraz glue işledik. Evet, şunları bir işleyelim hızlıca. Bana 10 tane LED indir daha gerekecek. Şuraya LED dust koymuş muyum? Ha, koymuşum zaten, tamam. Şimdi alloy smelter. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Voila. Evet, bunları işlenirken LED'lerimizi tabii ki de şu boilerlar için harcadık. Çünkü o boilerlar bayağı bir LED istiyor. Bayağı da bir steel istiyorlar. Ama verimlilik olarak şunun 2,5 katı gibi bir şeyler. Tam olarak 2,5 katı değil de 2,2 katı gibi bir şey. Yani 2 nokta, evet öyle bir şey. Evet. LED ingot, battery alloy ingot ve geliyorlar. Sonuncusu da gelsin. Voila. Ve bunları plate yapacağız. Tin kablolarımız zaten dünden hazır. 5 tane tin kablo. Sonra bunları small battery hole. Evet, bunu daha verimli assembler'da yapabiliyormuşuz. Ki senin için ama bunu şu an yapamıyorum. Şimdi dur bakayım yapabiliyor muyum? Molten polyethane. Heat extractor. Chemical reactor. Compressed air cell. Şu an için yapamıyorum, evet. Şurada demirlerim işleniyor. Şu glue bayağı bir işime yarayacak, ancak öncesinde yapmam gereken bayağı bir şey var ve chester'ı şuradan kaldırmam lazım. Çünkü buralara da makine gelecek. Burada otomatik maden işlemeyi başka bir yere de atabilirim. Şimdi. Burası devam ede dursun. Şu zaten şu an boş çünkü demirim az. Demirim az olduğu için onu çeliğe dönüştürmek benim için şu an çok mantıklı bir şey değil. Evet. Tamamdır. Şimdi bunu yaptık. Sülfürik asit. Sülfürik asit centrifuge ile yapabiliyoruz.
Centrifuge. Yok. Electrolyzer. Chemical reaktör gerekiyor bunun için her türlü. Galiba. Evet. Mercury. Ha bu arada şunu bir yapacağım. Bir re-battery yapacağım. Molten redstone. Bir tanesi ne kadar elde ediyor? İki redstone. Bundan neden yapmam lazım diye soracak olursanız. Bir battery. A fleet cannon machine lazım. Yani Assembler'a boşuna attım. Ne güzel. O zaman redstone seni kullanabileceğim Assembler'da bir şey var mı? Character large Assembler. Against transmitter. Advanced rail. Skyblock. Conductor plate. Bakalım signal. Şu an için yok. Geliyor. Ama bayağı bir şey de ileride kullanıyorum gibi duruyor. Şu an için onu kullandığım şey yok. O zaman elveda. Şimdi fluid canning machine'im yok. Bunun anlamı yapmam lazım. Dur. Fluid extractor olmaz. Fluid canner. Pompa yapmaya üşendim şimdi. Neyse. Bu şimdi kenarda dursun. Bir Mercury ile pil yapalım. Mercury. Multiblock. Centrifuge de. Evet. Cinnabar, redstone. Redstone şu an en mantıklısı. 10 tane redstone. Biraz uzun sürüyormuş ama. Cinnabar'ın var mı? Cerebrum olması lazım aslında. Evet var. Tamamdır. Ben senden bir 8 tane işleyeyim. Ve doli. Şöyle gel. Teşekkürler. Yerine sen geç. Cinnabar orlarımız. İki tane şimdilik işimi görür. Seni centrifuge'den geçirirsem, pardon, orwashing implant'ten geçirirsem elde ediyorum. Redstone gerekli mi değil. En azından şimdilik değil. O zaman hızlı yol. Kolay yol yerine. Benim ne kadar elde? Bir Mercury, tamam. Ha, fluid kenarı her türlü yapmam gerekiyormuş bu görevler için zaten. Re-battery. Fluid kenarı dışında... Fluid kenarı.
Evet, fluid kenara her türlü yapacağız. O zaman üç tane ayırın. Gelin bakalım. Ve seni ben biraz durdursam mı? Neyse, kal. Evet. Bir şişelik merkeriniz var. Ama şişeniz var mı? Dur, şu glue şişelerini boşalt. Aşırı onu. Bunları boşaltırsam direkt gidecekler. Şimdi şuralarda bir yerde... Aha! Empty cell. Tara. Merkür. Basic fluid kenar. Aslında pompa dışında çok bir zor zahmeti yok. 3. Bir tanesini polarize et. Polarize edilmiş değil, evet. Elektrik motor. Fluid can gitmiş. Bir tane brown, evet, biraz. Bana şimdi iki tane tin lazım. Hop. Bir de biraz steel lazım. Totalde kaç tane gerekiyor? Senin için gerekiyor muydu steel? Hayır, senin için steel gerekmiyor. Totalde bir 6 tane bronze, 9 da steel lazım. 2 de roughing. Hayran. Şu tin rodu keseceğiz. Bu kesildikten sonra bunlar screw'a dönüşecek. Evet. Video üretimimiz artık çok daha kolay. Eskisi kadar uğraşmıyoruz ve testlerimizin durability'sini yemiyoruz. Aslında şu an testlerimizin durability'sini yememiz gereken çok bir şey kalmadı gibi bir şey. Şimdi sen üste geliyorsun. Evet. Bronzlarda olursun. Bu arada şunlar oldu. Bir dolarımızı elde edelim. Bronzlarımız oldu. Hammer'ım nerede? Bronze fluid pipe var, tamam. Tin screw var, tamam. Tin rotor. Ha. Biraz erken davrandık çünkü. Seni önce bir... Şuna çevirmemiz gerekiyor. Bir dönem bolca yaptığım tin plate'ler işime yarıyor şu an. Şimdi file, tornavida ve çekiç. Evet, tin rotorumuz hazır. Ve pompa. Tin kablo. Screwdriver nerede? Ha, burada. Evet, pompamız da hazır. Geriye şunu yapmak kalıyor. Ve tabii ki de cam. Chisel, 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 chisel. Nereye koydum çizili? Şuraya koydum değil mi? Tutmadan
Isn't fluid kenar. Fluid kenarı şuraya koyalım. Ve sen dedin rough iron. Şunu şöyle birleştirelim. Tamam. Şimdi benim iki tane redstone ihtiyacım vardı. Ki şunlardan bir tane yapabileyim. Bu neden lazım diye soracak olursanız. Evet. Şu için, şu arkadaş için. Şu arkadaş benim için şu an öncelikli. Ve bunun için bir tane daha pompa yapmam lazım. Neyse. Bir de bu single use. Ben single use değil, reusable bir şey lazım. Evet, şu an bu o kadar işime yaramıyor. Ancak bunları galiba her türlü bir yapmam lazım. Meteor'da bulabiliyoruz artık. Ha, sodyum. Evet. Benim sodyum bulmam gerekiyor. Tamam, bölüm arası ne arayacağımız belli oldu. Bunun yanı sıra sodyum. Evet, rock salt yatağımız da vardı. Ondan da sodyum elde edebiliyoruz. Daha doğrusu lityum elde edebiliyoruz. Hatta birazdan zaten şunları kurmaya gidecekken şimdi bunları şöyle bırakabilirim. Ya, wrench gelecek. Merkürisel kalabilir. Şimdi şu üç arkadaş gelin bakalım. Bunun yanı sıra cobblestone ve benim şurada bir yerde merdivenlerim vardı. Bugün track değil, merdiven. Bu arada tracklerimi de şu şu arkadaşın için atabiliriz. Evet. Ray için bir varil yaptık. Yapmamız lazımdı. Benim merdivenlerim nerede? Benim chestlerimi bir ara tekrar organize etmem lazım. Taşındığımdan beri bütün organizasyonu mahvoldu. Şimdi. Evet, gece yok, gündüz oluyor şu an. Neyse, şunu bir yapalım. Reha, bu senin için. Gündüz olmadan evet. Evet Reha. Sen hiç istemiştin. Şimdi abi de benim yeni lead yapan leash yapmam lazım. Lead ya da slime ball ve neyse ki bu dünyanın en kolay yapılabilir şeylerinden biri olabilir. Abi de name tag'imiz de var da ata hala bir isim bulamadım. Ata ne isim koymalıyım bilmiyorum. Belki ata adını koyabilirim sanki. Benden bekleyeceğiniz en kötü iğrenç espri değil kesinlikle. Buraya da bir tane de normal kapı yapmam şart. Tamam, şurası mantıklı bir nokta gibi duruyor.
Evet, ben bölüm arası bir ata isim düşüneyim. Valla. Evet. Petrol yatağımız. At. Hayır. Sen burada bekleyeceksin. Çünkü sen bir atsın. Senin görevin sahibinin ayağı olmak. Sahibinin hayatının bir parçası olmak. Senin sahibin bir Türk. Nereye atlayacaksın annem? Evet. Tepeler değişinde. Kedi misin sen? Hayır. Petrol arıyorum. Senin sesi gerçi videoya giriyor mu emin değilim ama. O kadar tepene petrolü nereden bulacaksın? Şurada. Şu petrol. Şimdi, dur, ben yanımda tank getirmeyi unuttum. Harika. Ben de diyorum bir şey unuttum. Neyse, petrolün içine atlaya durduk. Tabii petrol içinde olduğum için aşırı yavaş ilerliyorum. Şimdi, sevgili atım. Gel bakalım. Bir evimize geri dönelim. Neyse ki sen varsın. Gel bakalım. Petrolü şimdilik biriktireceğim sadece. Ancak bir noktadan sonra... Ya doğru. Sen açamıyordun onu şu an. Hunter Backpack'e gittin değil mi? Evet. Şimdi. Bu arada yakında yeni bir binaya daha başlayacağız. Petrol işlemeyi ayrı bir binada yapmayı düşünüyorum. Küçük, daha küçük bir binada. Şimdi. Sen şu an boşsun, evet. Ve al, yanıma almayı unuttuğum şeylerden biri daha. Sevgili atım. Ya at ismini de verebilirim de bu önceki serimdeki eşeğime biraz hakaret olur sanki. Evet. Önceki gerçi o seri olarak çıkmadı. Canlı yayın olarak çıktı da. O canlı yayın serisinde eşeğimin adı attı. Pardon, atımın adı eşekti. Ters oldu. Yanlış oldu. Ben yanlış hatırladım. Özür dilerim. Eşeğin adı Catherine Zeta-Jones'tu. Ne gülüyorsun? Bilmiyorum. Güldüm işte. Şimdi merdivenler. Gelin bakalım. Merdivenlerimizi de dizelim. Voilà. Tabii ki de bunlar birer Great Tech makinesi olduğu için yapmamız gereken önemli bir şey daha var. Bunları herhangi bir yağmurdan korumak. Yani elimde patlayan bir petrol pompası istemiyorum. Hiç kimse istemez. Belki Shell isteyebilir, geleneklerinden ötürü. Aslında dur. Boru da lazımdı bana. Neyse, şimdilik bu böyle dursun. Bunu bir çalıştırmaya başlayalım. Siz de gelin. Evet.
Ve bu arkadaşımız... Ups. Moloslama kaydık biraz. Evet. Petrolümüzü toplamaya başladı. İlk iki kova petrolümüz toplandı bile. Sweet, sweet petrol. Evet, umarım Amerika bana savaş açmadan yeterince hızlı gelişiriz bu süreç içerisinde. Evet, petrolümüzü de toplamaya başladığımıza göre ben tabii araya bir de bir boru koyacağım ki arkadaş kendini yenileyebilirsin ve tabii ki de benim biraz daha kova yapma kova demişim. Tank yapmam lazım. Tank, 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 tank. Evet. Tankı yapmanın artık daha kolay da bir yolu var. Iron Ring ve... Obsidian Glass, Obsidian Glass, Thickened Glass ve Obsidian Powder, Thickened Glass da Clear Glass. Şurada Obsidian Powder'ım vardı. Evet. Bunun yanı sıra... Tankı da yok. Iron Ring. İki tane Iron Ring yapacağız. Iron Ring'ler gelin bakalım. Evet. Obsidian Glass. Başka bir yan malzeme istiyor muydun sen? Hayır istemiyorsun. Güzel. 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 Çünkü çok fazla yan malzeme istemiyorum artık. A small steam. Şimdi bunun yanı sıra bir de benim bunu gold'a upgrade edeceğim. Molten glass. Molten Glass'ı Quartzite'la elde ediyorum. Tekliyorum şu an. Evet, Quartzite Dust. Quartzite Dust'ım var mı? Orum var, onu biliyorum. Yok. Quartzite Or. Sen bir işlen şurada. Sizi de alalım. File Hammer. Iron Link. Evet. Şimdi sen şundan kop, şuna bağla. Quartzite, quartzite, quartzite. İki tane yapmışız. Sağlık olsun. Sıkıntı değil. Kovan. Hızlıca şunu da yıkayalım. Evet, şimdi... O biraz uzun sürüyordu değil mi? O yüzden de gold plate'lerimizi yapalım. Double gold plate'imizi. Bir tane gerekiyor değil mi? Evet, bir tane gerekiyor. Yani iki tane gold'a ihtiyacım var. Neden gold uzun sürede işlemiyor? Sen yumuşak bir metalsin. Molten glass'larımız da oluyor. Şimdi hammer. Bu arada hayal kırıklığına uğramadan bir şeye bakmak istiyorum. Tamam. Ve
bir de 4'e getireceğiz seni. 4. Senin süren ne kadardı? 30 saniye. Tamam, çok değilmiş. What? Ah, doğru. Doğru. Aynı hat üstünde çok fazla enerji tüketiyoruz şu an. Şu bitsin, tamamdır. Şimdi kaldığın yerden devam edebileceksin. Evet, Greg Tech'te böyle bir durumumuz söz konusu. Aynı hat üstünde tükettiğiniz EU miktarı biraz önemli bir detay. Eğer enerji kaynağın mesela şu an 2 amper olsaydı ikisini birden taşıyabilirdi. Fakat 1 amper olduğu için 2 tane 30 EU tüketen arkadaşı tam olarak taşıyamıyor. Evet ve altın tankımız da hazır. Ve hazır şunu yapmışken bir aşağı uyuyalım. Ve ardından yolumuza devam edelim. Şimdi sevgili at. Ata şu an James LeBrie adını koyasım geldi. Neden bilmiyorum. Cidden neden ata James LeBrie adını koyasım geldi benim. Neyse. Gel gelelim şöyle. Ve biraz kazmış. Evet ve... Ah, siyah altınımıza geri dönelim. Dolly inventör terim de tam güzel. What? What? Oyun çökecek. Ve çöktü. Evet ve geri geldik. Şimdi Dolly. Gel bakalım. Teşekkürler. Sen gel. Sonrasında ve yapmamız gereken şey tam olarak bu. İlk önce bunun içine dolacak. Sonra bunun içine dolacak. Evet, biraz bir kısmını çöpe atmış oluyoruz ama olsun. 8 kovasını yaklaşık çöpe atacağız en sonunda. Evet, bu düzenimizi buraya kurduk. Şimdiden 18 kova petrolümüz olmuş. Ki daha bayağı başlardayız aslında. Bu nereye kadar iniyor bilmiyorum ancak ara ara bunu kontrol etmeye geleceğiz. Ups. Ve seni de bir alalım. Gel bakalım atım. Yavaş yavaş bunu şuraya falan taşıyacağız. Tabii petrolümüzü şimdilik elle taşıyabiliriz ancak raylara başlayacağım ben aslında. Arada güçlendirilmiş ray da yapmam lazım. Ve o esnada aslında bir bölümü kapatmadan bir hızlıca bir elektrikli bir tane ufak bir low voltage pump yapıp şu arkadaşı da bitireyim. Şimdi bana 3 tane ayran. Seni hızlıca E'den geçirelim.
Uğraşmadan. Tabii ki de screwdriver seni bir konumla geri getirelim, çünkü bir konumla geri getirelim. Evet, electric pump. Bu da hazır. Tin kablo. Voilà. Rubber, 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 rubber. Teşekkürler. Şimdi neredeydi bu? Aa, dur. Tabii ya, şu rotorları unuttuk. Sadece bir tane tin roda ihtiyacım var. Şunu şöyle yapalım. Hammer, 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 hammer. Evet. Start. Tin screw. File. Hammer. Tornado. Evet. Gel bakalım. Tin screw. Bronze fluid pipe. Sonra ne lazımdı? Wrench screwdriver. Tamamdır. Bir tane screwdriver olduğunu hatırlıyorum da diğeri neydi hatırlamıyorum. bir de dur. Tree tap. Bir tane tin screw, iki tane et. Sekiz tane plate'imizi bir yapalım. Sekiz. Benim tin şey... Steel screw'um yoktu, evet. Long steel rod, forge hammer. Aynen. Bir tane. Ups, iki tane koyduk kazara. Ki bu arada evet, iki tane daha yapmam lazım. Gelin bakalım. Sonra sizi bir forge hammer'dan geçirelim. Bu arada bu makineleri de yavaş yavaş elektrikli haline upgrade etmemiz lazım. Ama ancak öncesinde benim bir bolca sülfür bulmam lazım. Sülfür demiş, pardon. Sodyum elde yapmam lazım. Hamma. Hadi bakalım. Aa, tabii dur, şunu da yapmamız lazım. Yay, bir motor daha. Neden şaşırmadım? Ben neden şaşırmadım? Gregtek ve crafting simülatörleri. Vectorizer, gel bakalım. Şurada 9 tane varmış. Biraz daha tin kablo elde etmem lazım. Kapı, 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 ha.
3 tane de Steve. Tamam da bir klanı zor değilmiş zaten. Şu 3 tane Steve'i alalım. Çekiçleyelim. Sen gel. Sonra kapı kablolar. Doğru koydum değil mi? Yok, kapı kablolar üstte. Circuitler alta. Ortaya da screwdriver bir de. Yep. Sen gel. Sen hangi kabloydun? Tin kablo tam. Kompa. Bir daha. Matkap başı. Ve Pistol Resistance. Dolu mu istiyorsun? Ciddi misin sen? Evet arkadaşlar, dolu istiyormuş. Ah. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Umarım tam şarjı getiriyorsundur. Evet, tamamdır. Ve artık sticky resin toplama işimiz bayağı bir kolaylaştı. Çünkü 5 toplamada bir yeni 3-tap yapmamıza gerek kalmayacak. Graphic altının sticky resin toplama yöntemini daha çok seviyorum ya. Evet. Bu rahatlığa da kavuştuğumuza göre, bu arada bunda da yapmamız gereken tek şey gördüğünüz gibi herhangi bir pil bataryayı bu şekilde o şekilde doldurabiliyoruz. Yapmamız gereken tek şey doldurmak. Evet. Sen yukarıda kaldın. Herhangi bir jetpack'im şu büyüm olmadığı için zaten uçamayacağım. Evet, sanırım bu bölümü burada bitirebiliriz. Biraz uzun bir bölüm oldu ama izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.